hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Canlı yayınla günün getirdikleri ve Cem TV ekranlarınızın başına. Evet, bugün bize ne getirdi? Bugün bize hukuk konusunu işlememizi getirdi. Biliyorsunuz ki kadına şiddeti önleme haftasındayız. Dolayısıyla kadına şiddeti konuşacağız, hukuksal boyutlarını konuşacağız. Çok değerli, çok sevdiğim arkadaşım avukat Gizem Aksoylu ile birlikte hukuksal daha birçok konuyu da ele alacağız tabii ki. Bugün yakalamışken hazır kendisini. Bize canlı yayına bağlanmak için merak ettiğiniz tüm hukuksal sorularınızı sormak için 0212 627 48 48 numaralı hattan ulaşabilirsiniz. Ve WhatsApp hattımız olan 0530 848 1312'den de bize an be an yazabilirsiniz. Instagram sayfamız günün getirdikleri Berat Asicioğlu sayfasından da beni takip edebilirsiniz. Evet, hoş geldin Gizemciğim tekrar. Hoş bulduk Berat'cığım. Nasıl? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bu arada öncelikle ben sana çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu yoğunluğunun arasında, bugün çok yoğun bir günün senin. Evet. ve buna rağmen davetimi kırmadın, geldin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Her zaman. Evet, biraz yoğun geçiyor ama bir de şey, Kasım-Aralık ayları hakikaten o duruşmaların çok yoğun olduğu aylar. Maalesef ama olsun, güzel bir sohbet olur diye tahmin ediyorum. Aynen öyle canım benim. Şimdi kadına şiddet, başta da söyledim yayını açarken, kadına şiddeti önleme günüydü biliyorsun geçtiğimiz günlerde. Evet, ve o haftadayız. Evet. Ülkemizde o kadar fazla ki şiddet gören kadın. Hatta bir tek kadın da değil, değil mi? Seninle konuştuğumuz gibi çocuklar da çok şiddet görüyorlar. Evet, orada şöyle dışarıda da konuştuğumuz gibi Berat'cığım, evet. Çok kapsamlı araştırmalar var bu konuyla ilgili. Aslında o sıralama Türkiye'de şöyle gidiyor. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar şeklinde gidiyor. Evet. Ülkemizde en çok kadınlar şiddete uğruyor. İkinci sırada çocuklar geliyor ve üçüncü sırada yaşlılar. Erkekler bu sıralamanın hiçbir yerinde yoklar. Çünkü oradan da yırttılar. Çünkü şiddeti kendileri gösteriyorlar karşı tarafa. Evet. Ama o araştırmalarda asıl benim dikkatimi çeken çok çarpıcı bir örnek var. Orada da şöyle bir durum söz konusu. Çocuklara da daha fazla kadınlar şiddet uyguluyorlar. O da neden acaba? Nasıl bir psikolojiyse, herhalde eşinden şiddet gördükten sonra hırsını çocuktan mı alıyor? Böyle yani bir acaba psikoloji mi? Şöyle olduğunu düşünüyorum. Hani gücü yetene diye bir tabir vardır ya. Hı-hı. Tahminim kadınların da gücü en fazla çocuklara yettiği için. Evet. Maalesef orada öyle bir tuhaf bir durum ortaya çıkıyor. Evet. Biz hep şiddet kadına şiddet diyoruz ama tabii çocuğa şiddet, yaşlıya şiddet. Yani şiddet aslında hepsini barındırıyor içerisinde. Doğru. Erkeğin uyguladığı her türlü şiddete tabii ki karşıyız. Bununla ilgili de 25 Kasım'da çok çeşitli etkinlikler de yapıldı. Bursa'da çok geniş kapsamlı bir miting düzenlendi. İşte aslında birazcık da o, hani geçen haftalarda bir Sıla Ahmet Kural olayı evet, vardı ya. Evet, evet. O çok medyanın gözü önünde çok popüler olmasının yanında. Hı-hı. Bursa'daki etkinlikte şunu gördük. Anadolu'nun her yerinden çok acı çeken kadınlar oradaydı. Çok, evet. Ya bir röportaj benim gerçekten çok içimi dağladı. Diyor ki kadın, neydi? İki tane çocuğum var, iki kurşun yedim ve belden aşağım diyor. Ve ben burada sadece sesimi duyurmak için of, buradayım diyor. O kadar acı ki. Yani bu meseleleri duyduktan sonra en ufak bir sorunda ağlıyoruz veya canımız sıkılıyor, işte sinirlerimiz bozuluyor. Diyoruz ki yani, hani ben neyim yani, ne yaşamışım ki hani bu tarafta böyle benim hem cinsim ne yaşıyor? Biraz kendimize de geliyoruz aslında bunları duydukça. Ya çok mücadele ediliyor aslında bu konuya, özellikle son günlerde, son aylarda, ya yıllardır çok mücadelesi veriliyor ama birazcık daha sesin yükseldiğini hissediyoruz. Daha cesur oldu kadınlarımız artık. Evet ama benim... Eskiden korkuyorlardı. Evet, bilmiyorum bana katılır mısın bu konuda ama... Hı. Hep böyle hakikaten çok inandığım bir fikir var. Bir ülkede zayıfın hakkını güçlü savunmadığı sürece o hakkın elde edilmesi çok uzun yıllar alabiliyor. Evet, doğru, katılıyorum. Ve ben her aynen zaman öyle diyorum ki, mesela kadına şiddet konusunda gerçekten duyarlı erkeklerin de birazcık kendilerini öne atmaları kesinlikle gerekiyor. Doğru söylüyorsun. Duyarlı erkeklerin mücadele etmesi gerekiyor kadın hakları konusunda. İlk sen de bilirsin, o ilk mecliste o kadına seçme ve seçilme hakkını evet tanıyanlar da erkeklerdi, evet, aslında. Evet, evet. Yani bir takım o devrim niteliğindeki adımların erkeklerle birlikte yapılması gerekiyor. Onun için ben sadece kadınların bu eylemlerde değil de erkeklerin de ağırlıklı bu eylemlerde olmasını,
seslerini yükseltmesini istiyorum bu konuyla İnşallah ilgili. İnşallah öyle olsun. Çok güzel söylüyorsun. Yani biz de bu yayınımızı yapıyoruz. Birçok daha basın organı böyle yayınlar yapıyor. Yazılı medyada yazıyor bu tip haberler. Hı. Yer veriyor yazılı medya. Yani tabii ki biz bunları neden yapıyoruz? Biraz erkek seyircilerimizin de bilinçlenmesi evet, için, kadınlarımıza daha böyle kol kanat germeleri için, aslında kadınlarımızın çok güçlü olduklarını hissettirmeleri için inşallah sesimizi duyururuz senin gibi değerli bir avukatla. Yani birazcık erkeklere de görev düşüyor tabii ki, tabii düşünüyorum. Ki. Aynen öyle. Peki şimdi Gizemciğim, bir kadın şimdi şiddete uğruyor, fiziksel şiddete daha çok fazla uğruyor genelde. Fakat bir de sözlü şiddet var. Aslında şöyle ayıralım Berat'cığım onu. Hani şiddet dendiğinde ilk aklımıza gelen fiziksel şiddet evet, oluyor evet. Ama bunun o kadar çok farklı boyutları var ki. Ekonomik şiddet var, cinsel şiddet Anlatalım var. Anlatalım biraz kaç tür mesela şiddet var. Yani hukuksal yani, boyutta mesela yasa olarak bir kadının hakkı ben şuradan şiddet görüyorum diyebileceği kaç tür var? Kaç tür var? Fiziksel şiddet var, ruhsal hı hı. şiddet var. Yani psikolojik şiddet dediğimiz bir tür. Onun haricinde ekonomik şiddet var, sosyolojik şiddet var. Yani 4-5 kategoriye ayırabiliriz bunu. Her defasında kadınlar bunun hakkını ve taleplerini dile getirebilirler. Bunu hep böyle işte medyada da günlük hayatımızda da şiddet deyince birinin bir diğerine hani uyguladığı o fiziksel şiddet aklımıza geliyor ama tabii evet. ki çok daha fazla kapsamlı. Ekonomik şiddet dediğimiz bir şey var. Hani hatta bunu hep kullanıyorum diyorum ki hatırlarsanız hani bu mal ayrılığı rejiminde bile bizim ülkemizde kadınlar belirli bir tarihe kadar malları ortak bile paylaşamadılar. Tabii, bu bile ekonomik şiddetti. Yani aynen o kanunun öyle. Gelmesiyle birlikte kadının ki. O ekonomik olarak hakkını talep etmesi ortaya hı-hı. çıktı. Yani bir eşin, bir erkeğin karısına çalışma, işte kendi ayaklarının üzerinde durma demesi de bir ekonomik şiddet örneği. Tabii, aynen öyle. Ama şunu söyleyen de var. Mesela ben eve bakarım, evin tüm ihtiyaçlarını karşılarım, sen de çalış, sen de kendi ihtiyaçlarını karşıla. Aslında bu da bir şiddettir. Böyle yani durumlar da var. Ya tabii ki. Yani sonuçta aile kurumu içerisinde insanların belirli görevleri var. Bunu bir evet. psikolog arkadaşımdan duymuştum. O görevlerin hani birbiri içerisine girdiği zaman, yani atıyorum kadın bir süre sonra o elektrik faturasını ödediği zaman o kadın olma vasfını maalesef kaybediyor. Bu psikolojik bir süreç evet. diye anlatmıştı. Hani kadınla erkeğin belirli görevleri var. Bunu hepimiz evet. kabul ediyoruz. O kurumun evet. daha sağlıklı ilerleyebilmesi açısından. Ama erkeğin müdahale ettiği anda kadına uygulanan bir ekonomik şiddetten söz edebiliriz orada işte. Tabii. Peki kadın bu şiddetlere maruz kaldıktan sonra yasal olarak ne yapmalı? O 6.284 sayılı yasa kapsamında istersen önce şunu bir anlatayım Berat'cığım. Hani biz bu şiddet kavramına nereden geldik, nasıl geldi ve nereye gidiyor? Evet, evet. İlk olarak 1985 yılında bir Sedan Anlaşması var. Orada mesela kadına yönelik ayrımcılık ele alınmıştı. Hı hı. 1993'teki Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nde ilk defa bakın 1993 o kadar evet, yeni ki şiddet evet, kavramı doğdu. Evet. Yani yaklaşık kaç sene oluyor? 20-25 senelik tabii. bir mevzu yani. Kadına uygulanan şiddet ilk defa literatürde yer aldı. Evet. Daha sonraki o 2011 yılındaki İstanbul Sözleşmesi var. Bu çok önemli. Türkiye'nin ilk imza atan devlet olduğu sözleşmedir. İlk defa İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla devlete bir takım yükümlülükler kazandırıldı. Hı hı. İşte az önce bahsettiğimiz o ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, evet, ruhsal evet. şiddet dediğimiz şeyler var ya. İlk defa 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi ile devletin yükümlülüğü doğdu. Yani bu sözleşme devletlere, taraf olan devletlere dedi ki evet biz bu şiddet olgusunu kabul ediyoruz, hep birlikte kabul ediyoruz. Ama sen devlet olarak bu şiddeti nasıl önleyebilirsin? Evet. İşte 6.284 sayılı yasa bu sözleşmenin aslında bir devamı niteliğinde. İlk defa devlet kendini bu konuda sorumlu kabul etti ve bir takım koruyucu ve önleyici tedbirler getirdi konuyla ilgili. Hı hı. Çok birazcık uygulamada tabii ki hani kanunun içeriğinin tam olarak uygulanamadığını görüyoruz. Çıkan kararlar daha matbu, daha gündelik. Yani tık 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 hani çok matbu dediğimiz hı-hı. o cümlelerden ibaret hı-hı. oluyor ama hı-hı. ben özellikle buradan şiddete uğrayan kadın evet. izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Bu kanun kapsamında işte savcılıklara başvurabilirsiniz, en yakın kaymakama gidebilirsiniz, kolluk kuvvetlerine başvurabilirsiniz, aile mahkemesine başvurabilirsiniz.
ne talep ediyorsanız açık açık söyleyin. Hı hı. Yani uzaklaştırmamı talep ediyorsunuz, kendinize işte bir kadın sığınma evine mi yerleştirilme talep ediyorsunuz. Bunların hepsi koruyucu ve önleyici önlemler. Hı hı. Ya bu yasanın hayatımıza girmesiyle birlikte devlet taşın altına elini koydu diyebiliriz. Çok güzel, bu da umut verici bir gelişme, evet. Tabii ki. Evet. Peki bunun için direkt aile mahkemesine gidebiliyor değil mi? Evet, kadın aile mahkemesine talebi gidebiliyor. Olabilir, uzaklaştırma evet, olabilir. Biz hukukçular biraz bu konuda ilk başta şey yaptık, hani temkinli davrandık. Dedik ya, hani kaymakamlık ne anlıyor ki konudan? Dedik ama aslında sonuç olarak geldiğimiz nokta şunu gösteriyor. Kadın şiddete uğruyorsa en yakın, mesela bununla ilgili İstanbul Barosu'nun çok güzel bir uygulaması var. Onunla özellikle izleyicilerimizin bilmesini istiyorum. Nedir? Şiddete uğradıkları takdirde ülke İstanbul'da kadınlarımız bir telefonla adli yardım bürolarını arayabilirler. Hmm. İstanbul Barosu ücretsiz avukat temin ediyor bu konuyla ilgili. Hatta telefonla, yani ben buradayım ve buradan güzel. Çıkamıyorum, buradan ayrılamıyorum evet, demeleri evet. de yeterli. Hı-hı. Yani aslında hem baro olarak hem kanun olarak... Numarasını verebiliyor muyuz peki şu anda? Paylaşabilir misiniz? Adli yardım bürosu, reklam arasından sonra verelim. Tamam, ha, tamam. Birkaç numarası var çünkü büroların ayrı numaraları adli var. Adli yardım bürosu diye geçiyor. Evet evet, İstanbul Barosu adli yardım bürosu olarak Hı-hı. geçiyor. Evet. İstanbul genelinde de 7-8 yerde var diyorum. Büro olarak 7-8, fiziki olarak büro olarak var ama dediğim gibi telefonla ücretsiz avukat desteği de alabiliyorlar. Çok güzel. Ya çok mücadele ediyoruz aslında gerçekten, evet. Yani bu konunun bir an önce hani minimum düzeylere inebilmesi için. Mesela şimdi İstanbul deyince şu örnek aklıma geliyor. Çok şaşırdığım bir araştırma ne? Oldu Berat'cığım. Mesela İstanbul'da en fazla Ümraniye'de şiddet görüyormuş Ciddi kadınlar. Ciddi mi? Evet, çok tuhaf. Yani, evet, gerçekten. Evet. Neden acaba? Ya mutlaka onun hani araştırmaları yapılmıştır, altyapısı incelenmiştir ama ağırlıklı Ümraniye en fazla eğitim düzeyiyle mi alakalı acaba? Yani orada eğitim seviyesi mi düşük? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var. Hı-hı. Onu istediğin zaman seninle de konuşabiliriz, paylaşabiliriz seyircilerimizi. Tabii, tabii, ne güzel olur. Eğitim deyince bak özellikle yanımda getirdim ki en azından Hı-hı. insanlar hani hep şey diyoruz ya kendi aramızda. İşte çok eğitimli, işte bu şiddet görmez, eğitimsiz eğitimli bu görür. Eğitimli de görüyor. Eğitim aslında... yani az olsa da eğitimli, çok fazla eğitim almış insan da eğitimli kişiye şiddet uygulayabiliyor. Evet, ben sana çok kısaca mesela bu çok kapsamlı, 2017 yılında yapılmış çok kapsamlı bir evet, araştırma. Evet. Evet, diyor ki mesela şiddete maruz kalmış kadınların yaş aralığı diyor. Mesela ne tahmin edebiliyorsun yaş aralığını? Sence kaç yaşındadır? Yani 20... 40. Ülkemizde %40 oranında 30-40 yaş arası kadınlar şiddet görüyormuş. Yazık. Asıl bu tabloda en fazla dikkatimi çeken acı olan kısım da ne biliyor musun Meraç? Telefon varmış. Çok özür diliyorum. Tabii bölüyorum çünkü hattan izleyicimiz bekletince düşebiliyor. O yüzden böyle lafınızı kesmek zorunda kalıyorum konuklarımın. Alo. Alo. Sesiniz şu an canlı yayında. Alo. Şu an canlı yayındasınız. Şu an farkında değil herhalde ya da hattan düştü. Neyse tekrar bağlayabiliriz o zaman. O zaman şey yaparız, konuşuruz. Mesela evet. Benim bu araştırmada en çok dikkatimi çeken şey 60 yaş üstü kadınların da şiddet gördüğü. %1,5 oranında. Yapma. Yani hani tabii ki bir hayat gailesi var, bir mücadelesi var, insanların çeşitli problemleri var. Hiçbir evet. şekilde legalleştirmiyorum. O ayrı tabii bir konu ki, ama mesela ki. Bu araştırmada en çok dikkatimi çeken şey oldu. Diyorum ki 60 yaş üstü bir kadını hangi sayıkla? Nasıl bir vicdan? Hangi sayıkla? Yani belli hangi ki o sana karşı koyamayacak. Evet. Ya tüm kadınlar karşı koyamayacak zaten. Bizim gücümüz de bir erkeğin gücü bir mi? Değil tabii Değil ki. Ama sonuç olarak... 60 yaşındaki bir kadın daha da savunmasız. Evet yani bu çok tuhaf Nasıl bir şey. Nasıl bir yani? Hani anneanne, babaanne dediğimiz insanlar var ya ülkemizde. Evet, evet. Ne kadar yaşlı, işte ne kadar tatlı yaşlı bir teyze dedim. Bu insanların %1,5 oranında şiddete uğruyorlar. Eğitim seviyesiyle de ilgili özellikle dikkatimi çeken bir şey oldu. Onu da seninle paylaşmak Tabii, istiyorum. Tabii lütfen Gizemciğim. Ülkemizde şiddete maruz kalmış kadınların eğitim seviyeleri diyor. Hı-hı. Burada ortaokul düzeyindeki eğitim alan kadınlar en fazla şiddete uğrayan kadınlar. Ortaokul düzeyinde bak. %24,1 Çünkü oranında ortaokul. Çünkü onu şey görüyor erkek. Kendisine muhtaç.
güçsüz, değil mi? O öyle yani görüyor. Evet, çok tuhaf bir şey. Üniversite, asıl burada dikkatimi çeken şey de üniversite mezunu ya da üniversiteden terk kadının oranıyla hiç okur yazar olmayan kadınlar aynı oranda şiddete maruz kalıyorlar. O da enteresan. Yani o eğitim seviyesinin o en dip seviyesi dediğimiz o en diple hani ülkemizdeki ortalama en yüksek seviye aynı oranda. Yani biri 7.4, biri 9.9 oranında. Her iki kesimden kadın aynı oranda şiddete uğruyor. İşte burada ne giriyor devreye? Eğitimle hiçbir alakası hiçbir yok. Hiçbir alakası yok. Evet, oranlar çok yakın evet, birbirine çok yakın. Çünkü. Biri 7.4, biri 9.4 yani. Aynen. 9.9. Aynen. Demek ki burada işte erkeğin tamamen psikolojisinin bozuk tabii, olması. Tabii tabii ya. O erkekle alakalı bir durum. Erkekle yani alakalı. Hep biz birbirimize şey diyoruz. Bence erkeklerin tedavi olması lazım. Tabii aynen. Bir söz okudum. Çok hoşuma gitti. Kadınlar psikoloğa çok gidiyorlar ya hani. Aslında psikoloğa, psikiyatriste giden kadınların hastalıklı olmaları ve psikolojik bir bozukluk olmaları durumunda olduğunu göstermiyor bu durum. Başkaları erkekler onu bu noktaya getiriyor. Asıl hasta erkekler. Tabii ki birisi... Teyze ediyorum tabii başka erkeklere. Ya mutlaka bir sebepten gidiyorlar yani. Ama hani evli kadınlarda falan da tabii ağırlıklı. Şiddet uygulayan erkeklerden bahsediyorum. Şimdi erkek izleyicilerimiz kızmasınlar bana. Bak mesela bu araştırmada diyor ki şiddete maruz kalmış kadınların medeni durumu. %59.1 ile evli kadınlar maruz kalıyor. %20.2 ile bunu takip eden boşanmış kadınlar. Yani kadın kocasından boşansa da bu şiddetten kurtulamıyor. Neden? Başka bir erkek tarafından mı görüyor? Hayır. Yoksa boşandığı eşi hala taciz mi ediyor? Boşandığı eşi tarafından da dayak yiyor. Yani boşanması da bir çözüm olmuyor. Burada çok dikkatimi çeken bir şey var Berat'cığım. Özellikle paylaşmak lütfen, isterim. Diyor tabii. Ki mesela burada en az oran kimde biliyor musun? Kimde? Resmi nikahı olmadan birlikte yaşayan kadınlar %1.1 oranında şiddet görüyorlar. Aa çok ilginç. Neden acaba? Şeyden olabilir belki. Şimdi nikahı olan kadınlar zaman zaman senden boşanacağım, senden ayrılacağım diyor olabilirler. Karşı tarafta boşanma lafını duyunca bir panikleyip şiddete başvurabilirler. Ama beraber yaşayan nasıl olsa ben sağ, sen selamet. Bilmiyorum, sen sağ, ben selamet. Galiba erkeklerde o hani nikahla birlikte kadını hani bireyden ziyade o kadını artık kendi malı gibi görme. Tabii ve işte. İstediği gibi kullanabilme. Tabii. Aynen öyle, bu benim artık. Evet yani %1.1 resmi nikahı olmadan birlikte yaşayan kadınlar diyor. Aa, çok ilginç. En az yani. Şiddet gören kadın kesimi. Çünkü işte daha özgür görüyor erkek onu. Tabii her an her evinden an gidebilir, beni terk edebilir. Tabii. Bir nikahımız yok, evlilik evet. Kurumu içerisinde değiliz. Aslında yani tabii ki saygınlık tartışılır ama yani diğerinde %59.1. %58 oranında bir fark var arada. Çok acı bir tablo. Çok, kesinlikle öyle. Çocukların şiddet görmesi de çok acı. Çocukların aslında kadınlardan evet. Daha çok görmesi evet, daha acı. Evet, o da çok acı. Zaten kadın şiddet görüyor. Bunu nasıl tekrar aynı canından olana uygulayabiliyor o acıyı yaşayıp da? Gücü çünkü sadece çocuğuna yetiyor aslında. İşte o da acı. Ne peki, kadar acı. Peki çocuğun yasal hakkı nedir? Mesela annesinden sürekli şiddet görüyor 18'in altında çocuk daha. Ne yapabilir yani yasal olarak? Sonuçta tabii ki devletin bu konuyla ilgili devlet... Ya bunu hep de konuşuyoruz zaten. Çocuk devlet için bir zenginlik, bir hazine. Yani hatta geçen Gökhan Bey mi dedi ki Kanada'da dedi şey yapıyorlar hani gelin burada çocuk doğurun diyorlar. Ha evet değil mi? Evet evet. Adamı evet. Terziye, kasaba evet, ihtiyacı yok. Evet. Bizim ülkemizde de çocukla ilgili kanunlar çok aslında hı-hı. Kapsamlı ve nitelikli kanunlar. Tabii doğru. Devlet kontrol altına alabilir. Annenin babanın o velayet hakkını elinden alabilir. Ama tabii ki şikayete bağlı. Yani şikayet neticesinde devletin devreye girebileceği bir ama suç. Ama işte peki çocuğun şikayet etme özgürlüğü var mı? Ya tabii ki var. Tabii ki. Ne yapabilir? Yani tabii ki çocuğun kendi yaş sınıfıyla alakalı bir durum ama hayır eğer hani bizi izliyorsa en azından öyle söylemişti. Evet, annesinden evet. Babasından şiddet görüyorsa hani yaş aralığını eğer yaşı birazcık ileri bir yaş aralığında ve kendi kendine karar alabilme yetkinliği varsa en hı-hı. Yakın savcılıklara, karakollara çocuk da yine kaymakam ya yani bir komşusuna bile söyleyebilir.
hani annesinden babasından şiddet görebildiğini. Çünkü devlet ancak, devletin mekanizmaları ancak bu ihbar neticesinde devreye girecektir. Devlet haliyle kendi kendine her hane içerisinde ne olup bittiğini bilemez. Doğru. İhbar ve şikayet üzerine mutlaka devlet harekete geçiyor bu konuda. Peki harekete geçtikten sonra bir ama delil de herhalde istiyordur. Yani ya tabii ki, komşu pedagog, dedin mesela. Şöyle bir defa fiziksel şiddet varsa mutlaka bunun bir delili vardır. Evet. Bunu adli raporlarla, hastane raporlarıyla mutlaka onu devlet delillendirecektir. Onun haricinde ruhsal ya da işte psikolojik şiddet dediğimiz türden bir şiddet varsa uzman pedagoglar eşliğinde, çocuk hakları sözleşmeleri gereğince işte o uzman pedagoglar eşliğinde onun ifadesi demeyelim de beyanı alınıyor. Beyanlar doğrultusunda da çocuğun bir başka kuruma yerleştirilmesi, anneden babadan uzaklaştırılması gibi önlemler alınabiliyor. Tabii. Peki, kadına şiddete uğrayınca kadın şiddetten muzdarip olunca mahkemeden nasıl talep gelmesi gerekiyor? Ne etmesi gerekiyor yani şimdi, mahkemeden talep? Dedik ya 6284 sayılı yasa kapsamında mahkemeler aile mahkemelerine gidecek öncelikle. Mahkemeler deyip genelleştirmeyelim. Aile mahkemelerine gidecek. Buradan bir koruyucu ve önleyici tedbirler talep edebilir. Yasa birazcık o konuda hani pratikte hep dedik ya matbu kararlar veriyor ama mesela aslında uygulamada da bazen yanlışlıklar olabiliyor. Adama uzaklaştırma kararı verilebiliyor. Kadının herhangi bir sığınma evine yerleştirilmesi. Ama lütfen bunu ısrarla söyleyeyim. Taleplerinizi tek tek ayrıntılı olarak mahkemeye bildirin. Nasıl onun mesela? Onun sizden uzaklaştırılmasını istiyorsanız bu yönde talepte bulunun. Evet. Nedeninden ziyade aslında çok fazla nedene bakmıyor artık. Yani mağdursa, gelmişse, buraya kadar gelip bu mağduriyetini dile getiriyorsa ortada bir problem vardır. Burada çünkü öncelikli olan adamla kadının birbirlerinden hem fiziksel hem de ruhsal olarak uzaklaştırılmasının önünü açmak. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu talep ederken bir darp raporuna ihtiyaç oluyor mu? Hayır, yani bunu talep ediyor mu mahkeme? Hayır, hiçbir ihtiyaç yok. Mesela onda diyoruz ya İstanbul Barosu'nun hatlarını tabii ki o adli yardım bürolarının numaralarını da veririz. Bizde mesela bir adli yardım yönetmeliği vardır. Durumu olmayan fakir vatandaşlarımız gidip bir takım evraklar sunarak İstanbul Barosu'nun adli yardım bürosundan bu yardımı talep edebilirler. O kadar güzel bir uygulama yapıyor ki şu anda baromuz. Kadınlar böyle bir taleple gelirse evrak bile aramıyor biliyor musunuz? Ne yani kadar güzel. Fakirsin, değilsin, odur budur, hiç yardım yönetmeliğine aykırı bir durum ama diyor ki kadın önemli diyor. Helal yani olsun. Dedim ya az önce de anlattım bir telefonla bile hemen bir avukat desteğinde yardımında bulunuyor. O çok güzel bir şey hakikaten bir kadın için çok evrak büyük bir güç. Evrak aramıyor bir telefonla bile size yani birazdan izleyicilerimiz için de veririz numaralarını. Tabii tabii reklamdan sonra veririz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu birazcık suistimali açık da bir ne yazık ki konu. Mutlaka, yani şimdi evet. Tabii tüm kadınlarımızın yanındayız, hemcinslerimizin yanındayız, her zaman yardıma da açığız ama yol gösterici olarak kötü kadınlar da var. Nasıl evet. Kötü erkekler, kötü iyi erkekler niyetli, var. Tabii ki. Kötü niyetli kadınlar da var. Belki erkeğe iftira atmak tabii istiyor. Ki. Ya ama nasıl bir şey olmalı yani, bir envanter olmalı. Ya İftira benim için ama kadının kalbi, şimdi şöyle düşünelim hani kötü niyetli kadınların varlığından sebep iyi niyetli kadınların tabii o prosedürü uzatmamak tabii ki, lazım. Tabii ki. Ya mutlaka vardır, olmaması mümkün değildir. Evet. Ama burada diyoruz ki yani kötü değil bizim için önemli olan iyi niyetli mağdur kadın. Ya yani mağdur, hepsini iyi niyetli mağdur kadın olarak görüp o kararı bir an evvel veriyor mahkemeler. Çok pardon, burada internet var mı tablette acaba? Şu an interneti göremiyorum da vereyim baksana. Bir bakar mısın sana zahmet? Çünkü WhatsApp'tan yazan izleyicilerimiz de oluyor genelde. Şu anda internet bağlantısı yokmuş gibi geldi. Şöyle bir durum var. Mesela diyorum durum çok acil bir durum. Bilmiyorum sana da sormak istiyorum. Mesela dün bu konuyu konuşurken şiddet gördün falan. Yok Allah korusun diyorum da. Şöyle mesela dün bu konuyu konuşacağımızı bir aramızda konuşunca hep aklıma gelen bir sahne var biliyor musun? Mesela o arenada Matador'un kırmızı bayrak sallayıp da hani o boğanın şiddet deyince ben, bana erkeğin kadına uyguladığı şiddet direkt gözümün önüne böyle bir fotoğraf karesi geliyor. Evet. Ya bu kadar hırçın, bu kadar saldırgan, kötü niyetli. Şimdi biz hani bu başvurularda da bu iyi niyetli, bu kötü niyetli demenin bir manası yok diye düşünüyorum. Evet.
başvuru alınır, hemen kararlar verilir, uzaklaşma. Çünkü çok fazla şiddet var ülkemizde. Çok. Sesini duyurabilenlerle biz çok fazlayı evet. söyleyebiliyoruz. Bir de duyuramayanlar var seslerini. Evet, maalesef. Bir de korkanlar var. Çünkü eşi tehdit ediyor onu, diyor ki sen eğer birine söylersen sana para vermem, sana bakmam. Ya kadınlar aslında bir şey söyleyeyim mi? İş o bir noktaya geldikten sonra bunu da kendi davalarımızda da görüyoruz. Kadınlar o tehditlere çok da fazla umursamıyorlar. Ama, çocuğu varsa, can tehlikesi varsa, o yaşam hakkının ihlal edileceğini düşünüyorsa orada biraz daha çekingen, daha zavallı oluyorlar evet, ya maalesef. Evet. Çocuğunu düşünüyor çünkü. Tabii çocuğunu diyor ki kendi işte, düşünceli yani artık kendinden vazgeçiyor. Fedakarlık tabii yapıyor. Diyor bari çocuğum hani şey olmasın. Orada evet, bak şöyle bir şey vardı eğer bulabilirsem. Diyor ki mesela şiddete maruz kalmış kadınların devletten beklentisi nedir diyor. %24.8 oranında kadınlar diyorlar ki bizim eğitim olanaklarımız arttırılsın. %21.8 oranında da iş imkanlarının arttırılmasını talep ediyorlar. Yani kadın birazcık o ekonomik gücünü kendinde bulabilirse aslında o şiddete, o psikolojik, ruhsal, manevi, ekonomik, o sosyolojik şiddete uğramıyor aslında. Yani hepsinin tek talebi var. Eğitimimiz artsın, iş imkanımız artsın. En yüksek talepleri. Tabii. Çok tuhaf bir şey diyor ki mesela şiddet uygulayan kişiye yaptırım ve cezaların arttırılmasını talep edenler %6 ile en son oranda. Yani o ne olursa olsun diyor. Beni o hiç ilgilendirmiyor diyor aslında. Beni kurtar diyor. Evet. Yani ona ister ceza ver ister verme. Tabii ki en ağır şekilde verilmesi taraftarıyız ama kadın önce kendi haklarının iyileştirilmesi yönünde talepte bulunuyor. Peki şu anda suç oranlarının hakim tarafından verilen cezaları nasıl? Genellikle kadına şiddete uğrayan. Ya işte çok diyorum ya biraz matbu gidiyor örnekler. Yani çok hızlı karar verildiği için o standart hani uzaklaştırılmasına, yaklaşmamasına falan şeklinde gidiyor ama. Ne kadar minimum uzaklaştırma mesela? Minimum derken? Yani mesela hakim minimum ay, kaç veriyor? 3 ay, 6 ay değişiyor. Bir ay değil somut yani. Değil. Ha? Somut olayın şekline göre değişebiliyor tabii. Yani şiddetin ne şekilde yapıldığı da önemli. Peki genellikle kaç yıl veriliyor ceza? Kaç yani yıl? Yani şahit böyle oldukların tabii ki yani kesin hani şu kadar diyemiyorsun anlıyorum seni ama sonuç olarak bu şimdi kadar söyle, yıllık avukatsın. Bir önleyici, bir gördüğün şeyler vardır 1284 örnekler. Sayılı yasa bir önleyici ve koruyucu tedbirler içeren bir yasa. Aciliyetine binaen hemen uzaklaştırmasına ya da az önce bahsettiğimiz gibi kadının sığınma evine gönderilmesine gibi bir takım önleyici ve koruyucu tedbirler. Bu cezalandırma ya tabii ki şekli itibariyle cezalandırma gibi görülebiliyor ama aslında bu yasanın amacı o psikolojik ve fiziksel olarak uzaklaşmanın sağlanması. Yani birbirleri hakkında hani telefonla dahi konuşamamayı bile kapsıyor. Bunun devamında bir zaten dava açılması gerekiyor. Yani herhangi talepleriniz varsa cezalandırılmasını talep ediyorsanız o dava sürecinde belirleniyor. Yani ama şunu söyleyebilirim yani özel çok merak edilen bir konu olduğu için bu koruma tedbirlerinin %50'den fazlası yani yarısından fazlasını bir gün içerisinde kadın alabilir mahkemeden. O da çok güzel bir gelişme. Ya tabii ki 3 gün 5 gün sürdüğü de olabiliyor ama bizim en azından uygulamada gördüğümüz %50'den fazlası yani yarıdan fazlasının bir gün içerisinde bu karara ulaşabildiği ve erişebildiği ve alabildiği şeklinde. Çok güzel bir şey bu da. Peki genelde cezaları yani ağır olabiliyor mu? Mesela 10 yıl yani bir rakam değil. Söyle tahmini bize değil yani. Diyorum ya tahmini bir rakam veremiyorum çünkü şöyle bir durum söz konusu. Yani bu bir tedbir niteliğinde bir kanun. Yani bu ceza kanunu değil. Yani bizim konuştuğumuz kapsamda bir ceza söz konusu değil. Devamında bir dava açılması, davanın niteliğine göre bir ceza verilmesi gerekiyor. Şimdi bir izleyicimiz yazıyor. Devam ediyor şu an yazmaya ama birkaç yazdığı cümleyi söyleyeyim. İşte çok fazla şiddet görüyormuş eşinden. Boğuyormuş ne yazık ki. İşte çok zarar veriyormuş yani. Ailesine küfür ediyormuş, sözlü şiddet de uyguluyor. Ben boşanmam diyorum, boşanmıyorum. Günlerim ağlamakla geçti. 3 yaşında kızım var. Şimdi bir de bu var.
Bir de böyle işin böyle bir boyutu var. Az önce de anlattık. Artık bu konuda kaymakamlıklar, savcılıklar, kolluk kuvvetleri gereğini yapıyorlar. Anında uzaklaştırma kararı veriyorlar. En yakın nereye ulaşabiliyorsa o eşiyle ilgili şikayetini bildirebilir. Bunun hakkında da devlet koruyucu ve önleyici tedbirlerini mutlaka alıyor. Ama tabii zor bir durum yani. Sonuçta 3 yaşında bir çocuk var. Şimdi biz yani buradan herhangi bir telkinde bulunmak benim haddime değil zaten. Yani nafaka vermem diyormuş. Boşanırsan nafaka vermem diyormuş ama tabii ki o sen söylersen daha uygun olur. Yani onun bileceği bir şey değil. Nafaka vermem diye bir öyle bir şöyle yok, çok öyle bu bir şey. Korkutma yöntemi zaten. Tabii. Bütün erkeklerin uygulamada genellikle karşımıza çıkan korkutma yöntemleri. Nafaka vermem. Sen vermezsin ama devlet alır. Yani aynen öyle, evet. Devlet senin onu ödeyecek gücün olduğunu gördüğü vaktinde bu memleketin kanunları, mahkemeleri senin bir nafaka ödemene hükmedebilir ki nafakaya hükmedildikten sonra ödememenin de hapis cezası var ayrıca. Evet, öyleymiş değil mi? Evet, nafakada ayrı hükümler var. Bir de şey diyor hanımefendi, bileziklerimi almış, bileziklerini vermiyormuş. Yani ne yapması ekonomik gerekiyor? Ekonomik şiddet uyguluyor işte. Az ama hem de fiziksel. Şey. Hem aynen, de fiziksel. Bütün hepsini birlikte hepsine maruz kalıyor. Yani tabii ki çok haddimi, hukuki olarak sadece şunu söyleyebilirim. En yakın kaymakamlık, savcılık, kolluk kuvvetleri, aile mahkemeleri nereye gidebiliyorsa gitsin ve şikayet hakkını kullansın. Yani şikayet edebilirsiniz. Evet. Ve taleplerini de çok açık ve net söylesin. Ben bunu, bunu, bunu talep ediyorum. Benden uzaklaştırılmasını talep ediyorum. Ben kadın sığınma evine yerleşmek istiyorum. Yani kendi nihayetinde o olayın derinliğini ve tehlikesini kendi yaşıyor, kendi biliyor. Tabii. Kendi için en uygun olan taleple hepsini söylesin, hepsini talep etsin. Peki kadınla sığınma evine gittiği zaman çocuğunu da yanına alabiliyor mu? Alabiliyor. Çünkü 3 yaşında kızı var. Alabiliyor, küçük. Alabiliyor. Yani işte mesela bizim yasamız diyorum ya, 1985'lerden beri bir şekilde evrile geldiğimiz nokta bu. Mesela teknik takip sistemi yok. Nasıl o? Çok acı bir durum. Yani mesela uzaklaştırılma verdi, işte yaklaşmayacaksın falan diye. Bunun takibi yok ki. Yani yine uzaklaştırma verilmesine rağmen yakınlaşırsa. Evet, bu yine ne şikayete oluyor? Bağlı. Tamam, ne oluyor peki? O yani kişi şikayet mesela ediyor. İspatlaması gerekmiyor mu peki? Yani sonuçta şikayet hakkını kullanırsın. Yani dersin ki yani koruma kararına rağmen hani o sınırı aşmış bulunmakta diye ama aslında devletin yapması gereken bu aşamada o teknik takip. Yani hiç şikayete bağlı kalmaksızın o teknik takip, o altyapının oluşturulması doğru lazım. Doğru söylüyorsun, tabii. Yani çünkü kadın hakikaten kapıyı açtığında karşısında adamı görüyorsa ve nasıl haber verebilir, şikayet aynen, edebilir? O adam tekrar yeni bir şiddet uyguluyorsa yani o durumun önlenmesi lazım. Tabii. Şimdi hanımefendi az önceki soru soran 3 yaşında kızı olan hanımefendi yazıyor da daha. Annesi babası vefat etmiş, ablası hayattaymış, abisi varmış. Onlar bakıyormuş hanımefendiye. Nafaka vermese de boşanmak istiyormuş. Ben de çocuğunu al git dedim diyor. Çocuğuna bakmam demiş. Yani tabii çok zor şeyler yaşıyorsunuz hanımefendi. Hanımefendi mi çocuğunu al git demiş? Evet, yani. Evet. Nafaka vermem dediği için vesaire. Yani çok zor bir şey yaşıyorsunuz tabii. Hakikaten geçmiş olsun, çok üzücü ama avukat hanımın da size söylediği gibi tekrar yineleyelim sana zahmet Gizemciğim. Ne yapması en yakın, gerektiğini. En yakın kolluk kuvveti olabilir, bir polis karakol olabilir, kaymakamlık olur. En yakın aile mahkemesi olabilir, savcılıklar olabilir, hiç fark etmez. Gidin ve tehlike altında olduğunuzu, dayak yediğinizi, ekonomik olarak, psikolojik olarak, ruhsal, sosyal bir şiddete uğradığınızı söyleyin ve koruyucu ve önleyici tedbirleri talep edin. Bu şekilde davranabilirsiniz. Herhangi bir ücret de talep edilmiyor sonuç olarak. Evet. Aradan sonra İstanbul Barosu'nun adli yardım telefonlarını verelim. Evet, çok seviniriz. Yani şiddete uğradığınız anda da bir telefonunuzla yanınıza avukat geliyor ücretsiz güzel. Olarak. Ve dedim ya, adli yardım yönetmeliğine aykırı normalde. Adli yardımın mantığı orada hani fakir ve maddi imkanı olmayan insanlara yardım edebilmek. Burada çok güzel bir gerçekten çok kalpten sevindiğim bir durum söz konusu. Yani İstanbul Barosu diyor ki kadının hani o ekonomik durumuna bakılmaksızın, o belgeler aranmaksızın anında bir avukat tayin ediyoruz diyor. Çok güzel bir şey tabii ki. Yani hem cinslerimiz rahat etsin, sorunlarını çözelim. Değil mi?
Yani. Ama işte maalesef ya yani. Olmuyor tüm kadınlar. Olmuyor yani, ne kadar mücadele edersek edelim. Bunu çok umutsuzca söylemek istemiyorum ama o mitinglerin dolup taşmasından, o eylemlerdeki hı-hı insanların hallerinden, yani şey gibi hissediyorum, bitmeyecek gibi. Ama diyorum ya, en başta da aynı şeyi söyledim. Erkekler mücadele etmiyor. Gerçekten duyarlı erkeklerin de bu konuda mücadele etmesi lazım. Evet. Mesela meclisteki kadın sayımız ne kadar az değil mi? Evet. Erkekler o kadar fazla ki birazcık mesela o kadın sayısı artsa belki kadına şiddetle ilgili yasalar da bir başka yöne evrilecek. Doğru, yani çok tuhaf. Umarız daha iyisi olur. İşte bir 20-25 senede dünyada kat edilen yol bu. Hı-hı. Yani bu ülkeler arasında da değişkenlik göstermiyor inanın. Yani hani mesela Fransa'da kadına şiddet yok da Türkiye'de var. Böyle bir şey yok, de yok. Yok tabii ki. Her ülkede dünyada var. Bu maalesef kültür haline geldi yani, o kadına üstünlük sağlama hissi tuhaf bir erkeklik yani, duygusu haline gelmiş. Biraz şeyle de alakalı diye düşünüyorum ben, gözlemlediğim kadarıyla. Eğer erkeğin o ilişkide kadına göre seviyesi biraz düşükse, hem maddi seviyesi, sosyal seviyesi, bunlar düşükse, hem fiziksel boyutu, ne yapıyor bu sefer? O kadını aşağılıyor. Öyle hıncını çıkartıyor kadından. Hem sözlü tacizde bulunuyor, bazen fiziksel tacizde bulunuyor. Bir aldatma da şiddet, aldatıyor. Yani hep bak, başka bir sarmala giriyoruz aslında. Dedik ya, bu ülkede en çok kadınlar, ikinci sırada çocuklar, üçüncü evet sırada yaşlılar şiddet görüyor. Hı hı. Bu kadınlar çocuklarını dövdükleri için aslında bu çocuklar da tuhaf bir denge oluyor. O daha sonra evet erkek büyüyünce de kendi karısını dövüyor. Ne yazık ki. Evet, öyle oluyor. Tabii. Yani hepimize zaten ailemizden bazı şeyler kalıntı, miras. Tabii. Tabii o çocuktan artık yani hayır bekleyemezsin. Evet, çok yani fazla şiddet gördüyse. Hani diyoruz ya, kadına şiddet ayrı. Kadınlar lütfen siz de çocuklarınıza şiddet uygulamayın. Sevgiyi İkinci sırada öğretin. Çocuklar geliyor, evet. Sizin şiddet uyguladığınız çocuklar da ileriki yaşlarda kendi işlerine şiddet gösteriyorlar. Evet. Müslüm filmini izledin değil evet, mi? Evet, izledim. Yani muhteşem bir filmdi. Değil mi? Ve orada şu beni çok etkiledi, şu replik. Babasını biliyorsun hani, ya izleyemeyen izleyicilerimiz varsa eğer, merhum Müslüm Gürses'in ne kadar şiddete maruz kaldığını, annesine ne kadar maruz kaldığını filmde gördük. Ve sonrasında muhterem Nur hanımefendiye şiddet uyguluyor. Tabii. Sonra, çünkü onu gördü. Aslında çok iyi bir insanmış. Melek gibi bir yüreği varmış. Ama evet, onu görmüş. Ve aslında zihni onu ezberlemiş. Tabii ki. Ve babasından İçselleştiriyor evet konuyu. Yani legalleştiriyor tabii insan evet içinde konuyu. Aynen öyle. Babasından onu gördüğü için fark etmeden şiddeti eşine yani ne yazık ki uygulamış. Evet. Sonrasında utanıyor, bir daha yapmıyor vesaire. Ama sonuç olarak o eğilimi gösteriyor yani. Yani aslında bence şöyle bir şey oluyor. Kadınlar mesela işte eşlerinin kendilerine uyguladığı şiddeti kendi içlerine meşrulaştırıyorlar. Bana vurdu ama, beni itti ama, bana işte kızdı, bana bağırdı ama. Bunun aması yok. Yani orada bir amayla, bir sebeple, bir bahaneyle sürekli bu olgunun varlığı inkar edilmeye çalışılıyor. Şiddeti kadın görmemezlikten gelmeye başlıyor bir süre sonra. Ya tabii ki bu konuyu psikologlar falan çok daha detaylı anlatacaklardı, bizim ahkam kesmedi. Yok estağfurullah, çok şey olur değil mu ama, öyle şey? Biz bilmiyorum, de sohbet sohbet ederken tabii aklıma ki geldiği tabii şekilde ki birazcık meşrulaştırmanın da sonuçları diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ama işte kayınvalidem duymasın, aman komşum duymasın, aman bilmem ne, o 1, 2, 3, 4 o şiddet hani bir tokat, bir hakaret, bir bilmem neyken boyut değiştiriyor. Tabii. Zaten bak psikologlar diyorlar ki eğer çok büyük hakaretlere maruz kalıyorsanız eşiniz tarafından birkaç yıl sonra o hakaretler fiziksele dönüşecek. Tabii. Yani bu kaçınılmaz bir son. Dönmeme şansı yok ya. Bu her konuda böyle değil mi ama? Yani bir aralık varsa, kötü yola evet giden bir kapı aralığı varsa o kapıdan insan bir kere girmeye görsün. Evet. Bir süre sonra o akıl kendi vicdanını kandıracak hamleler yapabiliyor. Doğru. Peki hukuksal boyutta mesela kadın ihanet etti kocasına. Şimdi toplumda öyle bir noktaya geldik ki ihanet eden kadın da çok ne yazık ki. Erkekleri çok fazla suçluyoruz bu anlamda ama tabii kadınlar da çok artık ne yazık ki aldatmaya başladılar eşlerini. Dolayısıyla şimdi toplum olarak buna pek alışık değiliz. Hani şey vardır ya bizim anneannevi kültürümüzde tabii işte erkek yapar tabii, elinin tabii kiri
ama kadın çekecek. Ahlaksız, namussuz, kadın ahlaksız, kadın çekecek onu, affedicidir kadın tabii diye bir algı var. Şimdi bu ihaneti kadın gerçekleştirdikten sonra kocası o kadına şiddet uygularsa ve bu şiddet uyguladıktan sonra o kadın ceza alması için şikayette bulunursa hafifletici bir ceza nedeni olabilir mi? Şimdi şöyle var, aslında olay ne kadar kötü değil mi? Tabii. Şimdi bak, ihanet var, şiddet tabii var, ceza alma tabii var. Tabii. Yani düşününce olay baştan aşağı çok kötü bir senaryo yazdım Berat'cığım. Ama oluyor. Ama şöyle bir şey var. Nihayetinde, burası Türkiye. Aynen, nihayetinde taraflar birbirlerine bir boşanma davası açacaklar. Onun şiddet, o ona şiddet iddiasıyla, o diğerini aldatma iddiası ya da zina, işte bir üçüncü başka bir kişisiyle birlikte olma iddiasıyla açacak. Ve herkes kendi iddiasını ispatlayacak. Hı hı. Şiddete uğrayan kadın şiddete uğradığını, aldatılan koca aldatıldığını ispatlayacak. Hı hı. Ceza değil bu tabii ki. Hani bu maddi ve manevi boşama davası için söylüyorum bunu. Maddi ve manevi tazminat süreçleri başlayacak. Hı hı. Herkes de iddiasını ispatladığı ölçüde karşı tarafı aslında maddi ve manevi tazminat olarak cezalandıracak. Ama tabii boşanma sürecinde. Evet, boşanma sürecinde. Bir telefonumuz varmış Gizemciğim. İzleyicimizi alalım yayına. Alo. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz canlı yayınımıza. İsminiz Mustafa Bey. Çok sevgiler Erzincan'a. Erzincan Kemah Karacaköy'ünden. Oh ne güzel. Selamlar, sevgiler. Biz de sevgi gösteriyoruz size. Saygıyla selamlıyorum ben sizi. Sağ olun, sağ olun. Buyurun. Benim problemim var. Hukukçu hanımefendiye sormak istiyorum. Ama sesim geri dönüyor bana nedense. Şöyle yapalım Mustafa Bey, sizin televizyonunuzun sesi açık mı şu anda? Hayır, kapattım. Tamamen sıfırladım. Tamam. Biz sizi çok güzel duyuyoruz. Yani seste şu an hiçbir problem yok. Rahatlıkla sorabilirsiniz avukat hanıma. Evet. Benim evliliği gerçekten yürümeyen bir kız. Adını vermek istemiyorum. Bu kız kardeşin iki tane çocuğu var, erkek. Bir de kızı var. Çocuklardan büyüğü şu anda asker. Kızlar küçük. Eşiyle şu anda ayrılmış durumda yasal olarak ama birlikte yaşıyorlar. Mustafa Bey, yalnız bu eşitmiş yakını. Mustafa Bey, sesiniz çok boğuk geliyor. İnanın çok kopuk kopuk anlamış durumdayım. Ama asıl anlatmak istediğinizi şu anda anlayabilmiş durumda değilim. Yani bir kız kardeşin galiba hatta bir evliliği var. Kız kardeşin eşi dedi, şehit yakını. Eşi şehit yakını. Evet. Sürekli şiddet uyguluyor. Evet. Ve erkek kardeşlerini öldürmekle tehdit ediyor bu adam. Yani sizi öldürmekle mi tehdit ediyor? Yani evet. Bir kez de bana da geldi, şiddet uyguladı. Kafamı kırdı. Ama bu çok da psikopat, rahatsız bir insan aslında. Ama kız kardeşimi biz bundan bir daha hiç çıkamıyoruz. Korkusundan. Yani şimdi pardon, anlamayın sözlerim de, siz orada ekranın başında çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Evet. Ama inan sokakta bu karşılığını bulmuyor. Değil mi? Evet evet, bunu biliyoruz evet zaten. Sokakta karşılığını bulmadığını zaten bu kadar kadın cinayetlerinden, dayaklardan, o haberlere yansıdığı kadarıyla görüyoruz. Biz sadece diyoruz ki gerçekten kadınlar, başınıza bir şey, size bir şiddet uygulanıyorsa lütfen korkmayın. Yani ne kadar korkuyorsanız o kadar daha fazlasına maruz kalıyorsunuz. Çünkü sonu yok. Yani tabii ki kahraman olmaya da gerek yok. Bakın bunu her zaman söylüyorum. Yani işin ucunda çok ciddi daha başka tehlikelerle, sıkıntılarla karşılaşıyorsanız buradan çok da fazla yüreklendirip işte kadınlar böyle yapın, böyle yapın demenin de bir manası yok. Önemli olan doğru netice alabilmek. Tabii.
Gerekiyorsa gizliden, gerekiyorsa açıkça kahramanca, ama onun şeyini siz kendiniz kurabiliyorsunuz, dengesini. Yaşadığınız olayı kendiniz biliyorsunuz. Doğru. Tehlikenin büyüklüğünü kendiniz biliyorsunuz. Çok da fazla kahraman olmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü nihayetinde çok yansıyor, görüyoruz. İşte öldürüldü, bıçaklandı, işte belinden aşağısı tutmuyor, bilmem ne bilmem ne. Yani maalesef çok acı. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarının size sağladığı bir takım haklar var. En yakın karakollar, savcılıklar, kaymakamlıklar, aile mahkemeleri size bu konuda elinden gelen yardımı yapmak için hazırlar. Bir takım koruyucu ve önleyici tedbirleri aldırtabilirsiniz. Başvurun, en azından biz uzaklaştırma alırsınız, kendiniz bir kadın sığınma evine yerleşirsiniz. Ya yani en azından bir yol kat etmiş olursunuz. Evet, doğru. Ya bir adım atmış olursunuz. Şimdilik kanunlar bu şekilde. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi kanuna ekler. Çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki çok güzel anlatıyorsunuz diyor. Hikayesi o kadar güzel ki. Ama yaşanan çok farklı. Tabii. Yani kanunlar uygulanıyor. Ama talep eden için uygulanıyor. Evet. Yani mesela ne acı olaylar yaşadık tabii. Biz. İyi bir hastanede hemşire olarak çalışan kadın minibüste giderken kısa şort giyme diye şiddete uğradı. O da şiddet yani, tabii ki, aynen. Bir telefonumuz daha varmış, çok tabii affedersin ki. Bölüyorum. Alo. Alo. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Düştü mü? At. Tamam, bir daha arayalım o zaman Murat'cığım, sana zahmet. Hanımefendiydi çünkü. Gerçekten herhalde şiddete uğruyor hanımefendi. Gerçekten çok acı. Evet, çok üzülüyoruz bu duruma. Yani düşünsene hani. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki demokrasinin olduğu, hukukun olduğu, ama gel gör ki minibüste kısa giyinin deyip şiddete uğruyor. Bu bir kültür meselesi artık ya. Yani insanlar ya sadece kısa giyinmek değil ki, insanlar birbirlerinden saçından kaşından artık o kadar hoşgörüsüz bir toplum haline geldi ki. Evet. Kimsenin kimseye tahammülü kalmamış. Yani bazen bana arkadaşlarım diyorlar ki ne kadar sabırlısın. Hı-hı. Yani aslında bir de senin işin de gerçekten çok yani sabrı zorlayan bir meslek. Diyorum ki yani biz de sabretmezsek kim sabredecek? Yani insanlar zaten hırçınlar. Evet, o kadar hırçınlar ki taksiye biniyorsunuz, taksici hırçın. Çok terbiyesizce davranıyorlar. Evet, fena tabii yani, o da var. Fena. İyi, güzel değindin. Hatta yarın çok değerli İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı konuğum Sayın Faik Yılmaz. Ona da konuşacağım bu konuyu, değineceğim. O kadar kaba ki taksiler. Evet, çok kabalar. Taksi yani örnek hani taksiye geldik de. Mesela şurada bile kendimizi frenlemiyor muyuz? Mesela sizi sadece taksici örneğinden gitmek de yanlış tabii de. Yani hepsi de öyle değil tabii ama sizi kandırdığını hissediyorsunuz ve içinizden lanet olsun diyorsunuz. Evet. Yani hani ama insanlar maalesef çok hırçın. Çok, ne yazık ki. Telefon mu geldi? Siz işaretleşiyorsunuz. Telefon mu var? Anlamıyorum ben. Evren. Evren. Evrenciğim. Evren yok yani şu anda. Sana diyorum canım. Telefon mu var? Ha, tamam, siz işaretleşiyorsunuz. Ben telefon var zannediyorum. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Şimdi peki bir de şöyle bir durum var Gizemciğim. Kadının kadına uyguladığı şiddet de var. Biz zaten şöyle hani kadın kadının kurdu değil yurdudur. Ya diye, ama onu yapamıyoruz. Evet, bir sloganımız da var bizim, hani kadın kadının kurdu olmamalı. Ya bu artık bunun cinsiyetten de gerçekten, bakın kadının kadına uyguladığı var, adamın hayvana uyguladığı var, kadının çocuğa uyguladığı var. Bu topyekün bizim gerçekten bence kendimize gelmemiz gerek. Evet. Ülke olarak kendimize gelmemiz gerek. Yani biz hani hoşgörü, hani biz Mevlana'nın yaşadığı toprakların ülkesiyiz değil mi? Evet. Hani hoşgörünün, kibarlığın, sabrın. Yok ama maalesef. Yok, evet. Ya o örnekler o kadar çok ki artık yani. Hani şunu bile, şu mesela karıncayı bile incitmez. Mesela, kalmadı o değil mi artık? Kalmadı değil Berat'cığım, ben ne diyorum biliyor musun? Karıncayı bile ne demek ya? Karıncayı incitmeyeceksin zaten. Tabii doğru. Bile bile ne kadar. Minnacık bir şey. Bile kelimesi bile ne kadar fazla orada. Doğru, doğru. Karıncayı da incitmeyeceksin. Bile yok. Doğru. Ama maalesef topyekun işte bir tuhaf bir yolculuğa devam ediyoruz. Yani kadınların bir de hakikaten bir saç okşamaya, bir sevgi gösterisine, bir küçük çiçeğe, bir sürprize o kadar ihtiyaçları var ki. Yani onları yapsalar kadınlar başka hiçbir şey istemeyecek ki. Değil mi? Ama
onları yapmayı bırak, bir de üzerlerine şiddet uyguluyorlar yani. Maalesef. Enteresan yani bir şekilde. Artık sosyokültürel bence çok büyük bir problem. Hani bu sadece yasalarla ve kanunlarla çözülecek bir problem de değil. Hı-hı. Bunun bir devlet politikası haline gelip baştan aşağıya yani A'dan Z'ye bütün kurumlarıyla birlikte dizayn edilmesi lazım. Bu böyle hani işte iki tane kanun çıkardım, cezaları şöyle arttırdım. Mümkün değil yani, ben bu konuda hiç umutlu değilim. Tabii ki en ağır cezalar verilsin, sonuna kadar arkasındayım. Ama en baştan devlet politikası olarak baştan çözülmesi gereken bir sosyokültürel problem bu artık. Aynen öyle. Çok fazla yani kanayan yara, yarayan kana diyorum ben de, biliyor musun sürekli? Kanayan yara bu. Hani hakikaten. Az önce konuştuk ya, araştırmalarda şey diyor, yani onun ceza alması onun da değil diyor, benim imkanlarımı iyileştirin diyor. Tabii kurtulmak istiyor. Evet, tek yani beni iyileştirin, yani benim imkanlarımı diyor. Yanından gideyim ben, beni kurtarın evet. diyor. Aynen, ya bu da artık devlet politikasıyla dizayn edilmesi gereken bir alan haline geldi. Evet. Yani çok, evet hanımefendi yazıyorsunuz, gerçekten yaşadıklarınız çok zor. Size sabır diliyorum ama Gizem Hanım zaten az önce söyledi size ne yapmanız gerektiğini. O şekilde Adli Yardım Kurumu'na telefon açarak zaten birazdan vereceğiz o numaraları. İnternette İstanbul Barosu'nun adli yardım numaraları var. İstanbul Barosu'na ulaşabilirsiniz bu konuda. Hı hı. Kadın hakları merkezleri var. Onun haricinde savcılıklara, kaymakamlıklara, evet. aile mahkemelerine, en yakın bir karakola başvurabilirsiniz. Hı hı. Hı hı. Bu haklar sizin sonuna kadar kullanmanız için dizayn edilmiş haklar. Evet. Tabii ki. Lütfen sonuna kadar kullanın. Yani aynen. mücadelenizi bırakmayın. Evet. İnsan hakları günü ne zaman? Bilmiyorum. Az mı kaldı günü. Acaba? Kasım sonu geldi ama Aralık'ta mıydı acaba? Bilmiyorum ki. Bir tam telefonumuz varmış. Alo. Alo. Hoş geldiniz hanımefendi. İyi günler canlı yayınımıza. Merhabalar. Ben Ankara'dan arıyorum. Avukat Hanım'a bir sorum var. Tabii buyurun. Ben 63 yaşındayım. En küçük bir çocukla yaşıyorum. 63 yaşındasınız. Şimdi bana geri dönüyor. Yalnız komşumdan evde var girdim. Pardon, bir şey söyleyeceğim hanımefendi. Sizden ricam, yavaş yavaş anlatırsanız tane tane. Size Avukat Hanım tamam. duyamıyor. Tamam. Bir de tamam. televizyonunuzun sesini de kısın ki yankı olmasın. Kısım. Tamam, teşekkürler. 63 yaşında olduğunuzu duydu sadece Avukat Hanım. Evet. Ben komşularım tarafından evimde darp edildim. Komşularınız tarafından evinizde darp edildiniz. Evet. Erkekli kadınlı. Evet. Telefon geçen polis geldi. Evet, tutanak tutuldu. Hastaneye yolladı beni. Evet, darp raporu alındı. Rapor aldım. Savcılığa intikal etti. Evet. Fakat savcı geri reddetti. Savcı geri reddetti. Savcı gelme mi dedi? Geri reddetti. Evet. Savcı size gelmeyin mi dedi? Hayır, savcı benim davamı kaybetti. Yani savcılığa gitti konu. Bu konu savcılığa gitti. Evet, savcılığa konu intikal savcı etti. Savcı geri reddetti. Fakat savcılık şikayetinizi reddetti. Evet. Mutlaka şikayetinin reddinin bir gerekçesi vardır. Hani alelade keyfi bir işlem yapamaz, asla yapamaz. Zaten savcı da yine diğer hakimlerimiz gibi kanuna bağlı olarak hareket ediyor. Burada belki bir takım delilleriniz eksiktir, bir takım dosya içerisinde gerekli soruşturma koymuş, her şey yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Mutlaka reddinin geçerli bir sebebi vardır. Zaten reddinin geçerli bir sebebi yoksa buna itiraz etme hakkınız da var. Bu kararı tebliğ alın ve red sebeplerini bir avukat yardımıyla da olabilir. Kendiniz de bir okuyun bakalım ne sebepleri reddetmiş. Öncelikle bunu öğrenmeniz lazım. Öğrenemedim. Evet, ben reddettikten sonra itiraz ettikten sonra yine reddedildim. Evet, siz tekrar itiraz ettiniz, tekrar reddedildi. Evet. Kendinizi bir vekille temsil ettiriyor muydunuz dosyada bilmiyorum. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Bize çok da sık gelen bir soru. Avukat Hanım, işte avukat tutmasak ne olur? Ya avukat tutmayabilirsiniz tabii ki. Avukat tutma zorunluluğunuz yok. Ama hukuk gerçekten usullere ve prosedürlere bağlı işleyen bir şey. Yani bu hani bir doktora gidip de işte buram ağrıyor falan tabii değil. Doğru.
baştan sona A'dan Z'ye prosedürlerle işleyen bir şey. Yani bu kanundaki hukuk usulü muhakemeleri kanunu gereğince de, ceza usulü muhakemeleri kanunu gereğince de belirli bir yol ve yöntemle devam ediyor. Yani izleyicilerimiz anlayacağı dilden anlatmaya çalışıyor. Orada size mesela örnek vereyim. Herhangi bir belgeyi sunmanız için 7 günlük süre veriliyor. Herhangi başka bir belge için 2 haftalık kesin süre diyor. Bir takım sürelerle devam ediyor, işliyor. Avukat hanım, avukat tutmasak ne olur? Tutmayabilirsiniz ama kendi işinizi baştan sona bir avukat gibi takip edebileceğinize inanıyorsanız tutmayın. Ne kadar haklı da olursanız olun, bir takım usulî eksiklikleriniz yüzünden davayı kaybedebilirsiniz. Yani siz çok haklı olabilirsiniz, sonuna kadar iddianızın arkasındasınızdır, delilleriniz, dayanaklarınız, her şeyiniz tamdır ama usulü bilemiyor olabilirsiniz. Onun için hani diyor ya, savcı ona da itiraz ettim, reddetti. Savcının red sebebi çok önemli. Evet. Gerekçesini bunu bir görmek lazım. Belki de prosedürdeki bir takım yanlışlıklardan dolayı. Belki eksik yazdı bir şeyi. Eksik, bir herhangi bir eksiklikten dolayı da reddedilmiş olabilir. Reddin gerekçesi önemli burada. Evet. Yani o anlamda da avukat tutmak, avukatla yani beraber yol almak. Bir vekille kendini temsil ettirin. Evet. Ki herhangi bir hak kaybına uğramayın. Yani bir takım daha önce de konuştuk Berat'cığım. Hani atıyorum anlaşmalı boşanma. Evet. Çok prosedür usulü bir işlem değil ama onun da bir takım şartları var. Ama çok daha ağır ve ciddi davalarınızda yani çok görüyoruz biliyor musunuz? Mesela şöyle bir şey yaşıyoruz. İşte davanın ilk bir senesi geçmiş. Kendini avukatla temsil ettirmemiş. Bir sene sonra dosyayı önümüze getirin, ne diyoruz ki? Neden baştan tutmadın? İşte ben bunu yaparım sandım. Ama diyoruz ki mesela şunu kaçırmışsın, bunu kaçırmışsın, şunu kaçırmışsın. Bir sürü şey kaçmış. Evet, biz bu haklarımızdan şu anda yoksun kalıyoruz. Ve bunları o sürelere uymak zorunda olduğumuz için şu anda ileri süremiyoruz diyoruz. Yani çok onun için hanımefendiye de söylüyorum. Reddin mutlaka bir gerekçesi vardır. Hiçbir savcımızın keyfiyetle, taraf tutarak öyle ya da böyle bir sebeple çok bununla mesela söylenen taraf tuttu, hakim o tarafa. Hayır, hukuk var. Hukuka sığının. Ne hakime, ne savcıya, ne başka bir şeye. Hukuka sığının, hakkınızı sonuna kadar hani en iyi şekilde savunun ki hakimle, savcıyla değil, hukukla işiniz görülsün. Tabii doğru söylüyorsun. Yani bir de hakimin karar verme durumu yazılı dilekçeyle tabii oluyor. Tabii o yüzden ki. Oradaki kelimeleri seçmek çok önemli. Tabii her şey. Kendini nasıl ifade ettiğin. A'dan Z'ye hepsi çok önemli. Çok, evet. Siz dilekçeleri çok tabii çok ki. Önemsiyorsunuz. Tabii ki. O yüzden vekil şart aslında. Yani evet. Onun için hanımefendi diyor reddoldu. Evet. Bir telefonumuz varmış. Tabii ki. Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz canlı yayınımıza hanımefendi. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun. Sesim dönüyor da o yüzden durakladım. Ben şimdi avukat hanıma bir soru sormak istiyorum. Tabii. Şiddetle ilgili değil ama bilmiyorum, yine de avukat dedim, hukuk şeylerini bilir. Benim eşim emekli, boyundan büyük kumar oynadı. Şimdi biz onu kapatmaya çalışıyoruz, kredi kartı, borç bulduk. Şimdi ben diyorum ki bu yine yapar mı acaba? Benim böyle hukukum bir şeyim var mı? Hakkım var mı? Ne yapabilirim? Mesela örnek ne yapabilirsiniz? İlk aklıma geleni söylüyorum. Oturduğunuz ev kendinize mi ait? Nasıl, orayı anlamadım. Oturduğunuz ev kendinize mi ait? Kira mı? Şu anda biz bir tane daire aldık. Kredi çektik. Oğlumun üstüne çekti onu. Mahsus mu çekti? Orayı da bilmiyorum tabii. Şu anda onun içinde oturmuyor. Ama bu kendisi kumar oynamış. İşte borsa, şu bu. Artık kendi de açıkladı. Yani şahitlerim de var bunu yaptığına. Şimdi biz bunu bulduk, buluşturduk, ödedik. Ay, geçmiş olsun diyoruz. Çok geçmiş olsun. Ne olur üzülmeyin. Yani bir bakalım avukat hanım ne diyecek şimdi. Sakin olun ne olur hanımefendiciğim. Şimdi şöyle bir şey, hani eşinizin kumarı oynamaması için herhangi bir kanun hükmü yok tabii ki, o ayrı bir konu. Yani onu yasaklayan, onu önleyen, kumar oynamak zaten suç, oynatmak da suç kanunumuzda. Ama bir herhangi birisi hakkında onu oynatmamak için bir kanun hükmü yok. Sadece size şunu söyleyebilirim. Oturduğunuz ev, eşinizle birlikte ortak evinizse aile kontu şerhi dediğimiz bir şey, bir şerhimiz var. Bunu koydurtabilirsiniz. Oranın aile kontunuza ait olduğunu netleştirin. Bunu yasal yollarla yapın ki yarın öbür gün herhangi bir borcundan dolayı sizden habersiz satışını önleyin.
İlk aklıma gelen şey bu ama onun haricinde maalesef yani kumar oynamak da oynatmak da suç ama buna önleyici bir kanunumuz yok maalesef. Yani işler çok bu suçu işlerseniz ama. Evet aynen bu suçu işlerseniz bir cezası var. Karısı olarak eşinizi şikayet edebilirsiniz. İşte şurada şurada şu adreste şu şekilde kumar oynuyor diye anlatamıyorum. Yani ancak o şekilde şikayete bağlı suçlar çünkü bunlar. Bu şekilde bir açıklama yaptı Gizem Hanım. Çok teşekkür ediyoruz size. Geçmiş olsun. Bu şekilde hareket ederseniz en azından evinizin elinizden gitmesini önleyebilirsiniz. Evet, ilk aklıma gelen o yani. Onun evet. Haricinde eşinizi şikayet edebilirsiniz ya. Kumar oynuyor. Çok üzücü. O. Yani evet. İnsan hakikaten ne diyeceğini bilemiyor. Yani al işte bir şiddet daha aslında. Bu da bir şiddet. Psikolojik şiddet. Tabii yani. Evet. Bak hanımefendi ağlıyor. Tabii üzüyor. Yani işte evi... Eve gidecek elden. Yani hayatları boyunca bir ev alabilmişler. Evet. Kredi borcuna girmişler ve şu anda onun elinden gitme kaygısını yaşıyor. Maalesef. Üzülüyor. Bir reklam aramız varmış. Evet sevgili izleyicilerimiz şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra tekrar hukuksal konularımızla değerli avukat Gizem Aksoylu ile birlikte devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Altın günü yapıyor fakat artık altın değerini kaybediyor. Bu yüzden uranyum gününün ilkini başlatıyorum. Kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapmayın. %24 hoş geldin faiziyle yatırım yapmak için sizi en yakın Denizbank şubesine bekliyoruz. Karadeniz de güzel. Ne gerdanlık çıkar bundan? Siz içmeseniz bile nargile dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar damarlara zarar verir. Biriken plaklar kalbe kan akışını engeller. Bu durum inmeye ve kalp krizine neden olabilir. Hayatınız duman olmasın. Hakkınızı aramak için 184. Yeşilay. Cem TV sizler için yaklaşan yerel seçimlerin nabzını tutmaya devam ediyor. Hukukçu Mustafa Demir'in hazırlayıp sunduğu Yereli Yönetecekler programının bu haftaki konuğu, CHP'nin Şişli'de aday adaylığını açıklayan Muammer Keskin. Şişli halkının yönetime katılımını sağlamayı ve halkın belediyede söz, yetki ve karar sahibi olmasını hedefleyen Keskin, aktif vatandaş iradesini yönetimde söz sahibi yapma planlarını anlatacak ve merak ettiklerinizi yanıtlayacak. Yereli Yönetecekler, Çarşamba 19.30'da Cem TV'de. Mustafa Mutlu'nun hazırlayıp sunduğu Kral Çıplak'ın bu haftaki konuğu 23. dönem CHP milletvekili, deneyimli siyasetçi avukat Şahin Mengü. Mengü, CHP ve AKP'nin yerel seçim adaylarını, siyaseti, ekonomiyi ve dış politikada yaşanan güncel gelişmeleri değerlendiriyor. Kral Çıplak, Cuma saat 19.30'da Cem TV'de. Kadınları görmek, daha iyi duymak. Ekonomiye, spora, bilime, sanata, siyasete kattıkları değeri anlamak. Var olmadıkları bir toplumun gelişemeyeceğini anlatmak için. Daha eşit bir dünya için. Her şey bakış açımızı değiştirmek için. Hayatın her alanında yan yana, hep birlikte eşit hakların arkasında duruyoruz. Çünkü kadınsız toplum yarınsız toplumdur. Çünkü kadınsız toplum yarınsız toplumdur.
Tekrar hoş geldiniz canlı yayınına, günün getirdiklerine sevgili izleyicilerimiz. Evet, bize canlı yayına bağlanmak için hukuksal merak ettiğiniz tüm sorularınızı bize sormak için 0212 627 48 48'den bağlanabilirsiniz. Ve WhatsApp hattımız olan 0530 848 13 12'den de bize an be an yazabilirsiniz efendim. Ve Instagram sayfam günün getirdikleri Berat Asicioğlu sayfasında takip edebilirsiniz. Evet. Şimdi Gizemciğim, kadına şiddeti konuştuk enine boyuna. Yine tabii merak eden izleyicilerimiz olursa bu konu hakkında bize bağlanabilirler. Şimdi gelelim senin aslında hiç konuşmak istemediğin ama çok merak edilen bir konuyu konuşmaya. Biraz telefon varmış. Tamam, telefondan sonra geleceğiz. Alo. Alo. Sizden ricam hanımefendi, ekranınızın, telefonunuzun sesini tamamen kapatabilir misiniz? Ses yankı yapıyor da. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz lütfen, hoş geldiniz. Ben hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Teşekkür. Ben avukat hanımla görüşmek istiyorum. Önce de benim gibi bir talihsiz kadın bağlanmıştı hanımefendi. Evet. Aynı şeyi ben yaşıyorum. Aynı benim beyim de 50 seneden beri hep yedi icralar geldi. Bir dairenin üstüne 6 sefer icra geldi. Evimizde hiçbir şeyimiz kalmadı. Kiralar da yok şimdi. Hiçbir şey söylemeyi. Halen yapıyı. Ne yapmam lazım yani? Ben onu... Halen yapıyor dediğiniz, halen kumar mı oynuyor sizin de işiniz? Halen kumar mı oynuyor söylemeyi. Halen borç yapıyı. Borç yapıyor. Şimdi şöyle bir şey, hani yapmamasına yönelik az önce de konuştuk. Herhangi bir tedbir yok ama yani öyle bir talep yok. Ama şöyle bir durum var. Yani aile konutu için özellikle kadınlara bunu öneriyorum. Aile konutu şerhi dediğimiz bir şey var. Bu şerhi koydurtursanız ortak gayrimenkulünüzün üzerine uzunca bir süredir orada yaşadığınız ve o evin sizin ailenizin, yani aile konutunuz olduğu ve bu şerhle birlikte sizin rızanız dışında satılması, hacizler falan bir takım önlemler aldırabiliyorsunuz gayrimenkulünüz üzerinde. Var mı başka merak ettiğiniz bir şey? 70 yaşına giden bir insanım. Ben 70 yaşına giden bir insanım. Ben ayrılsam gelirim yok, ev hanımıyım. Çoluk çocuğumun eline bakayım. Kendi de dişelerde yiyor. Böyle borç ediyor. Her gün bir kapıya icra geliyor. Her gün kapıya bir icra geliyor. Evet. Hay Allah ya. Yani maalesef çok yapılabilecek bir şey yok. Hani boşansam da herhangi bir şey, hani boşanın diyeceğim ama boşanınca da 70 yaşındayım ve herhangi bir gelirim yok diyorsunuz. Yani çok fazla önerebileceğim bir şey yok benim bu konuyla ilgili. Hı hı. Mevcut mal varlığınıza aile konutu şerhini koydurtabilirsiniz. En azından onun elinizden gitmesini önleyebilirsiniz. Çok geçmiş olsun diliyorum. Bu da bir çözüm. Evet, avukat hanımın söylediği. Onu yapabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani üzülüyorum gerçekten. Evet, böyle... işte kadınların kendi ekonomik özgürlüklerini kazanması kadar güzel bir şey yok ya. Doğru. Ama bir de şöyle de ya bir durum var. Kadın çünkü mesela bu izleyicimiz 70 yaşında. Hı-hı. Ve diyor ki boşasam kendi gelirim yok diyor. Tabii bir de tabii kadar, zaten şiddete maruz kalmalarının nedenlerinden bir tanesi de ekonomik özgürlüklerinin olmaması. Özgür olmadıkları için. Boşanmalar neden arttı? Çünkü kadın eyvallah etmiyor artık. Evet, aslında onu geçen bir programda da konuşmuştuk ya seninle Berat'cığım. Evet. Orada şöyle bir şey var, artmasının bir faktörü o, bir de hızlı evlenmelerin çoğalması. Hızlı evlenmek de fark etmiyor biliyor musun? Ben de senin gibi düşünüyordum Gizemciğim ama şuradan anladım. Mesela birçok psikolog arkadaşımla konuştuğumda, onlara tabii evlilik danışmanlığı da yapıyorlar. Çiftler çok gidiyorlar, terapi alıyorlar. Uzun yıllar flört edip de sonra evlendikten sonra bir ay sonra boşanan çift de çokmuş. Tabii. Ben çok şaşırdım. Bir telefon varmış. Tabii ki. Alo. Alo. Hoş geldiniz hanımefendi canlı yayınımıza. Merhaba, teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Kadınıma bir şey sormak istiyordum ben. Tabii ki, buyurun. Ben 13 yıllık evli, 3 çocuk annesi bir kadınım. Evlendiğim yıldan itibaren bir yılı çıkarsam 12 yıl boyunca sürekli şiddet görmüş bir kadınım. Ve bugüne kadar, geçen seneye kadar hiç şikayet edip haklarımı aramadım. Ta ki geçen sene kolumu kırdı, öyle söyleyeyim. Komşularımın şikayeti üzerine polisler geldi, beni ve 3 çocuğumu götürdüler. Biz kadın sığınma evine yerleştik, benim isteğim üzerine.
Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Sonra şöyle söyleyeyim. Hani gizli kararı çıkartıldı. Bulunduğumuz şehirden başka bir şehre nakil olunduk. Nakil olunduktan sonra hani oradakiler bana gerçekten çok yardımcı oldular. Kimlik değişimine kadar başvurduk biz. Bu arada ailemle görüştüm ben, babamla konuştum. Babamın hani ailemin çok tehdit edildiğini, kardeşlerimi tehdit ettiğini, şöyle söyleyeyim, çalıştığı işten ötürü karşı tarafın eli kolu biraz uzun. Çalıştığı işten dolayı eli kolu uzun. Eli kolu uzun. Hı. Evet, eli kolu biraz uzun. Ve siz, yani bizi bulmak istedi ve buldu. Nakil olunduğumuz yerde bizi bulmuş. Buldu. Evet. Özür dilerim, anlamadım. Yok tamam, biz hani anlattım da bir kelimeyi duyamadı avukat hanım, onu söyledim. Biz dinliyoruz sizi, buyurun, evet devam edin lütfen. Tamam, bizi buldu ve ben ailemle konuştuğum için hani biraz vicdan mı yaptım veya ailem hani göze alamayıp geldim. Daha doğrusu o ceza evine girdi, biz öyle tekrar geri geldik. Biz geri geldikten sonra kimlik başvurumuz kabul edildi. Yani ben ve çocukların kimlikleri değişilecekti. Şimdi benim burada anlatamadığım şeyler var. Orada açık açık söylediğim için böyle hani mahkemede kabul edildi. Tamam. Ama o cezaevindeydi. 13 ayrı suçtan yargılanıyordu. Cezaevi firarisiydi. Ben de hani uzun bir süre çıkmaz, uzun yıllar çıkmaz diye karardan vazgeçtim. Kimlik değişimi kararından maalesef vazgeçtim. Sakin olun, ne olur. Yeniden talep edin. Evet. Ne olur sakin olun, bir su alın yanınıza. Şu anda peki, şu anda güvenliğiniz var mı sizin? Şu anda şöyle söyleyeyim. Bu anlattıklarım geçen seneydi. Ama 13 ayrı dosyadan yargılanmasına rağmen 2 ay sonra çıktım. Hani şöyle söyleyeyim. Çıkardılar. Hani bulunduk anlatamıyorum. Tamam, çıktı ve geldi. Şu anda beraber yaşıyoruz. Aynı evde misiniz şu anda? Evet, şu anda aynı evdeyiz. Ve benim kolumu kırmasının bedeli 10 milyar. Yani 10 milyon milyardı. Hani mahkemeye onu paraya çevirdi ceza olarak. Ve şu anda değişen hiçbir şey yok. Her şey daha kötüye gidiyor. Ben tekrar çocuklarımı alıp gitsem. Ne olur sakin olun. Sizin rejide telefon numaranız var. Şu anda Murat'cığım, bu senden ricam, sevgili yönetmenim, bu hanımefendinin numarasını diğer hattaki arayan kişilerle karıştırmayalım da özellikle. Ben yayın sonra sizi arayacağım. Ne olur sakin olun. Peki İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Hayır, İstanbul'da değilim. Neredesiniz? Bursa'dayım ben. Bursa'da. Yani benim darkaporlarım, her şeyim karakolda mevcut. Bursa'da mısınız, Urfa'da mı? Bursa. Bursa'dasınız, tamam, yakınsınız. Evet. Şöyle yap. Hani çocuklarımı benden alır mı? Ben boşanma davası açsam bir şeyler yapmak istiyorum ama cesaretim yok. Maddi olarak çok iyi. Hani benden alabilir mi çocuklarımı? Şimdi şöyle bir şey var. Bir tane kızım var. Şimdi, 11, 7 ve 3 yaşında. Benim anladığım kadarıyla öncelikle hani boşanma davasından evvel sizin bir can güvenliği tehdidi altında olduğunuz gerçeği var. Yani boşanma daha sonraki boşanma... Evet, bir dakika, bir duyamadık sizi. Hattan almayalım da iyice Murat'cığım, sana zahmet. Konuşma sürsün, hattan almayalım izleyicimize. Ne dediniz, demin duyamadık? Çocuklarımı ben sığınma evindeyken okula kaydetmediler. Milli Eğitim Bakanlığı'nı sürekli aşındırdığı için, sürekli tehdit ettiği için önce can güvenliği, sonra eğitim dediler. Çocuklarım bir sene geri kaldı o yüzden. Çocuklarınızın eğitim hakkını da elinden aldı yani aslında. Evet, bir sene. Şu anda gidiyorlar. Gidiyorlar. Ama şimdi geçen sene gönderemedim ben. Sığınma evindeydik. Sunma evi de gönderemedi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan haber geldi ben oradayken. Nakil olduğumuz yerde. Milli Eğitim Bakanlığı'nı aşındırdı artık karşı taraf.
gönderemeyiz dediler. Önce can güvenliği sonra eğitim denildi. Evet, aynen. Ama onun biz için... gelmek zorunda kaldık. Çok pişmanım geldiğim için. Şöyle söyleyeyim, yine aynı taleplerle, yine aynı yol ve yöntemlerle kaybettiğiniz vakti tekrar kazanabilirsiniz. Yine hemen koruma tedbirlerinizi talep edin, yine sığınma evini talep edin. Yine aynı, hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Sadece o arada bir süreç tekrar geri döndünüz falan filan ama en başa dönebilirsiniz. Aynı yol ve yöntemleri lütfen tekrar uygulayın. Şu ilk etapta şu an çünkü eğitim hakkıydı, boşanmaydı falan filan. Bunlar artık ikinci ardıl talepler olarak görünüyor anladığım kadarıyla. Sizin ilk önce sağlamanız gereken şey sizin can güvenliğiniz. Can ve beden, vücut yani çocuklarınızın ve sizin o vücut sağlığınız, akıl sağlığınız ilk etapta bunların sağlanması lazım. Bu, mutlaka Bursa Barosu'nda adli yardım bürosu vardır. Onlar nasıl bir uygulama yapıyorlar bilmiyorum. Ben tabii ki İstanbul Barosu'na hakimim ağırlıklı olarak ama Bursa Barosu'ndan da bir avukat talep edebilirsiniz. En yakın karakol, savcılık, kaymakamlık her neyse buralara da başvurabilirsiniz. Birazcık vakit kaybetmiş oluyorsunuz ama en başa dönün, tekrar uzaklaşın. Yani hep diyoruz mesela uzaklaştırma kararı. Bakın aslında geldiğimiz noktada az önce bahsettiğim şey şu, o teknik takip de yok ya. Uzaklaşın diyoruz ya, siz aslında kadın uzaklaşıyor. Evet. Mesela bu adamlara birazcık erkeklere şiddet uygulayan erkeklere zorlama hapsi denilen bir şeyin olması lazım. Aynen. Var ama bunun uygulanması lazım. Ne oluyor? Mesela koruma polis koruması talep ediyor kadın. Belirli bir süre ya uygulanıyor ya uygulanmıyor. Yani onun da belirli şartları var. İşte dışarı çıkarsan bilmem nereye gidersen falan gibi. Aslında kadını hapsediyoruz biz. Tabii. Aynen. Yani bizim bu kadar ağır bir vakada erkeğe bir zorlama hapsiyle birlikte bu suçun cezasını çektirilmesi lazım. Tabii. Ama bunun ama para cezasına dönmüş. Ona da mesela başka suçlardan dolayı dedi. Başka ayrı ayrı suçları yanlış anlamadıysam öyle dedi. Yayın sonrası ben arayacağım sizi. Çok çok üzüldüm. Evet, çok acı. Ama bak, sadece kaybettiğiniz şey vakit. Daha ağır kayıplarınızın olmasından ziyade vakiti bir şekilde telafi edersiniz diye tahmin ediyorum. Çok hızlı, hiç düşünmeden siz burada önemli olan çocuğunuzun sizin canınız ve sağlığınız, ruh sağlığınız. Bir an evvel yani bir yüreklenin ve tekrar başvurunuzu yapın diyorum. Yani şimdi ben ne diyeceğimi bilemiyorum hakikaten. Hem kadın olduğum için çok acı. Hem bunu izleyicilerimle de çok samimi ben programı yapıyorum zaten yıllardan beri. Hiç yapmacık değilim program haricinde de. Yani programın içerisinde de. Ben de şiddet gördüğüm için, sözlü ve psikolojik şiddet gördüğüm için inanılmaz derecede bu konuda hassasım. Hassasın, evet. Yani hani bu kadar ne istiyorsunuz biz kadınlardan? Bunu anlayamıyorum ben yani. Gerçekten. Hmm. Ya kadınız biz yani hani hassasız, alacağım telefonu. Ha? Hassasız, sevgiye muhtacız, ilgiye muhtacız. Bu kadar yani neden acımasızlar bu kadar? Ya diyorum ya az önce de aynı şeyi konuştuk. Ceza ne kadar artarsa artsın, işte bu kanunlar ne kadar kapsamlı olursa olsun bu problemin kökten çözülmesi lazım. Bakın hanımefendi anlattı, işte başka bir ile nakli yapılmış, orada kimlik değiştirme, bir takım imkanlar var ve bunlardan maksimum seviyede faydalanmış zaten. Aynen. Ama bu imkanlardan faydalanmış olması o erkeğin o kadına şiddet uyguladığı gerçeğini değiştirmiyor. Evet, evet. Yani bizim o erkeğin yani o... Çok artık çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum üzerine evet, ama yani çok, bunun devlet politikası olarak aynen bu, başka türlü çözülmesi lazım. Evet. Bir izleyicimiz varmış hattımızda. Alo. Alo. Merhabalar beyefendi, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurunuz lütfen. Emre Bey, memleketimden arıyorsunuz. Kilisliyim ben. Evet, memnun oldum efendim. Ben de sevgiler, selamlar Kilis'e. Buyurun. Sağ olun. Öncelikle bir erkek olarak şunu belirtmek istiyorum. Kadına, çocuğa, yaşlılara ve hayvanlara yapılan her türlü şiddeti kınıyorum. Bravo, tebrik ediyoruz. Yüce İslam dininde şiddet yoktur efendim. Evet. Avukat hanıma da şunu sormak istiyorum. Şimdi adam eşini dövüyor, polis tutukluyor, savcı serbest bırakıyor. Bu nasıl bir hukuk sistemidir? Hukuk sistemimiz hakkında ne düşünüyor kendisi?
cezalarımız yetersiz mi acaba? Yani şöyle, az önce de anlattım. Bakın şimdi kadına karşı bir ayrımcılık 1985 yılında ilk defa dünyada konuşulan bir şey. Evet. 93 yılında şiddet kavramı giriyor. Ne kadar geç girmiş yani. 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi dedim ya, ilk defa, evet, Türkiye'nin imzaladığı. Gerçekten gurur duyuyorum yani bu sözleşmeyi imza atmış bir devletin vatandaşı olmakla. İstanbul Sözleşmesi'nde ilk defa şiddetin ne olduğu tartışılıyor. Şimdi o kadar ağır ilerliyor ki, yani dünyada çok ağır ilerliyor. Daha kendi gündemimize, kendi gerçeğimizle yüzleşmemiz şurada bir 10-15 senelik bir mevzu. Evet. Bu daha öncesinde bu olayların olmadığı anlamına gelmiyor. Hukuk sistemimiz hakkında ne düşünüyorum? 6284 sayılı yasa var, evet. Bu yasanın eksikleri var, evet, kabul ediyorum. Ama güzel bir adım, daha da hızlı ve daha güzel geliştirilmesini umuyorum. İşte savcı serbest bırakıyor falan filan. Bu sadece şiddet konusunda değil ki. Mesela hırsızlık ve gasp vesaire gibi mevzularda diyor. Bunu birebir kendi yaşadığım bir örneğim de vardı. Ofisime hırsız girdi. Polislerden duyduğum şey şu: avukat hanım, biz yakalıyorsa savcı serbest bırakıyor diyorlar. Şimdi yani çok acı. Hani bunu vatandaşın sorması çok normal. Ama dediğim gibi, çok daha ilk defa ya, şöyle 10 senedir, 15 senedir konuşulan bir mevzu. Yüzyıllardır var kadına şiddet. Her kitapta var. Hani bunun kötü olduğu, olmaması sözlü gerektiği. De, fiziksel, her yerde yazıyor. De, ekonomik, her anlamda. Evet, daha yolun çok başındayız ama inşallah bir an evvel çok hızlı, çok daha kapsamlı kanunların çıkarılacağını düşünüyorum. İnşallah. Ya en azından takibini yapayım. Benim özellikle kendi devletimden talebimdir bu ya. Takibi yapılsın. Bu teknik takip kısmının özellikle bir an evvel iyileştirilmesi gerekiyor. Tabii yani uzaklaştırma kararından nasıl bir durumdalar? Evet, tabii şimdi demin çok güzel bir örnek verdin sen. Uzaklaştırma kararı alındıktan sonra adam veya kadın kapıya dayandıktan sonra o kadının arama imkanı yok ki. Yok, aynen, bunun takibi yapılamıyor maalesef. İşte. Ya ama diyorum ya, yani iyi niyetli düşünmeye çalışıyorum her zaman olduğu gibi. Diyorum ki hani yeni yeni biz bu kavramlarla tanışıyoruz. Yeni yeni bunlara çareler, çözümler üretmeye çalışıyoruz. En azından şu ciddi bir farkındalık var artık kadınlarımızda, evet, da. Evet. Eskiden daha sessizlerdi, daha mağdurlardı. Tabii. Geçen bir arkadaşımız şunu söyledi. Hatta Deniz Hanım tanıyorsun da. Dedi ki, Gizem Hanım, benim dikkatimi bir şey çekiyor dedi. Bu mitinglerde, gösterilerde, eylemlerde hep dik kadınlar var dedi. Gerçekten doğru. Dayak yiyen oraya neden bile yok? Çıkamıyor dedi. Evet, neden gelemiyor? Korkudan çıkamıyor. Evet. Hala tabii ki. Yani kanunlar fena değil. Umduğumuz gibi değil tabii ki. Ama dediğim gibi henüz yeni tanışıyoruz. Evet, doğru. Çözümüyle yeni tanışıyoruz. Aynen öyle. Yani bu kadar sesimizi duyurduktan sonra, bu kadar medyada yer verdikten sonra eminim ki sen de umutlusun, evet, bu işin ehli olarak. Tabii ki. Eminim ki daha düzenli, daha sistematik bir şekilde yasalar konulacak. Tabii ki. Kanunlar konulacak. Yani en başa döneceğim, ilk başta söylediğim bir şey var. Duyarlı erkekler, az önce arayan beyefendiye de çok teşekkür ediyorum. Evet, ne kadar kalpten teşekkür ediyorum. Evet. Duyarlı erkeklerin bu işin arkasında durmasını istiyorum. Evet, kesinlikle. Yani onlarla birlikte hani o diğer o zavallı, şiddet gösteren erkeklere karşı bir mücadele vermek için erkeklerle kadınların birlikte mücadele etmesini istiyorum. Aynen öyle. Yani gönlüm onu talep ediyor. Eşitiz çünkü biz. Evet. Şimdi bir de bazı erkekler şiddeti sadece üstüne basa basa, burada Gizem Hanım'la şiddetin türlerini konuşuyoruz. Çünkü bazı erkekler ısrarla şey zannediyorlar, sadece vurmayı değil, şiddet görüyorlar. Küfür şiddettir. Tabii ki, hakaret. Ekonomik şiddet var. Ekonomik şiddettir. Psikolojik şiddettir. Psikolojik nedir mesela, psikolojik şiddet? Sürekli baskı altında tutmak. Yalnızlaştırma, kıskanma. Sürekli, evet, yani kıskanma da olabilir. Evet, hani tatlı kıskançlık değil de hani işte camdan niye baktın gibi kıskançlıklar. Tabii, bu da bir şiddet. Bu da bir şiddet. Yani kadını benliğinden çıkartmak. Yani aslında kadını benliğinden çıkarmak değil de herhangi bir hakkınızın, kadın olarak herhangi bir hakkınızın ihlal edildiğini düşündüğünüz her şey şiddet. Bu arada demin sana sordum ya hani insan hakları günü ne zaman diye. Doğru hatırlamışım. Yıllar önce muhabirken, çünkü o gün için haber yapmıştım. Aralıktaymış.
10 Aralık'ta İnsan Hakları Günü. Dünya İnsan Hakları Günü ve özellikle bu konuyu işlemek isterim ben. Sen de o gün uygunsan tabii konuşuruz. O gün hatta konuk olursun. Tabii ki. Yani. İnsan haklarını da konuşmak isterim. Çünkü birçok kişi bilmiyor neye sahibiz, nasıl haklarımız var. Tabii. Bir sorunla karşılaştıktan sonra hakkımızı nasıl ararız tüketici olarak mesela? Yani mesela bunu bu benim hep çok böyle yapmak istediğim bir projedir biliyor musun? Mesela ne? Kadına küçük bir el kitabı yazmak. Yani küçük bir el kitabı. Hakkın bu. Kullanıcı kılavuzu. Evet gibi. aynen hakkın bu. Başına evet. şu gelirse hakkın bu. Başına şu gelirse hakkın i̇şte bu bunu yapalım gibi. Bak böyle yayında, bir şey yapmak bak, çok aslında birbirimizden mesela. Haberimiz olmadan birbirimizin evet. kalbine şu an hitap ettik. Mesela ilkokullardan itibaren bence bu vatandaşlık eskiden tabii. vardı ya vatandaşlık dersi hala Aa, var mı evet, bilmiyorum benim ama. Benim zamanımda da vardı. Hani çocuklarımıza ya o hani o körpecik hakikaten genç o beyinlere telefon varmış çok özür dilerim. Haklarının öğretilmesi kesinlikle lazım. Kesinlikle haklısın. Alo. İyi günler, kolay gelsin. Teşekkürler beyefendi, sağ olun. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Hoş bulduk. Ben avukat hanıma bir şey soracaktım da. Tabii ki, buyurun. Şimdi avukat hanım, iyi günler, kolay gelsin. İyi günler, buyurun. Şimdi benim bir dosyam vardı, ben o dosyadan HGM aldım. Dosyadan ne aldınız? HGM. Ne, anlayamadık. HAGM. FAG mi? GM. Yani hükmün açıklanması geri bırakılmış. Avukat hanım bile bunu duymadığına hükmün, göre. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması. Tamam. Evet. Şimdi mahkemede o verdi. Ondan sonra 5 yıl suç işledim halde bir tane daha suç işledim. Bu sefer kamuoyuna zarar vermekten para cezası verdi. Aynı suçu 5 yıllık süre zarfında yeniden mi işlediniz? Evet ama aynı suçta. Başka bir suç. Başka bir suç işlediniz. Tamam. Bu şimdi Yargıtay'da bu Yargıtay'ın karar onamayı bozma ihtimali var mı Avukat Hanım? Bozma ihtimali var mı? Şimdi dosyanızı görmeden bir şey söylemem çok yanlış olur, havada kalır. Yani dosyanın baştan sona A'dan Z'ye bilmeden hani Yargıtay bozar ya da bozmaz diyemem. Ama şöyle bir tavsiyede bulunayım bence. Bence suç işlemekten vazgeçin. Yani hakikaten 5 yıl içinde onu işledim, bunu işledim değil mi? Hani Yargıtay bozar veya bozmaz ama bence işin başka bir boyutu var. Yanlış mı düşünüyorum? Kesinlikle çok haklısın. Yani beyefendi suç işlemeyin artık. Ben işliyorum ya. Bu yani daha önce olan 2013'te oldu. 2014'te falan oldu. Yani evet. bence şu anda dediğim gibi bu Yargıtay'daki dosyayla ilgili bir yorum yapmam çok yanlış olur. Dosyanın içeriğini hiç bilmiyorum. Bozar bozmaz deme şansım hiç yok. Ama diğer boyutuyla bence son suçumuz olsun. Evet, inşallah öyle olsun hakikaten. Teşekkür ediyoruz, iyi günler. Bu arada şöyle evet beyefendinin durumu gibi yaşanan durumlar da söz konusu. Mesela eşi şikayet ediyor. Kocasını darp raporuna evet. Binaen şikayet ediyor ve takipsizlik kararı veriyorlar. Ve 5 yıl boyunca suç işledikten sonra, 5 yıl boyunca suç işlememesi gerekiyor. Sen daha iyi bilirsin tabii, ben duyduğumu evet, söylüyorum. 5 evet, yıl suç işlerse eğer o zaman ceza ve hapsi ceza, veriliyor. Evet, evet. Bu da yani bilmiyorum nasıl değerlendiriyorsun bu kararı. Bence bana çok mantıklı gelmiyor. Ya şöyle hukukta ya şimdi çok soyut olay üzerinden konuşmak tabii ki çok şey değil hani hoşlandığım bir durum değil ama bu hani çok fazla sıklıkla da karşılaştığımız bir durum değil özellikle onu söyleyeyim. Hani yine az önceki gibi şunu söylemek istiyorum. Hukuka inanın. Evet. Haklarınızın peşine düşün, haklarınızı bırakmayın son aşamasına kadar. Yani çünkü yerel mahkeme bir karar verebilir, savcılık bir karar verebilir ama bunların hepsinin bir üst mahkemesi var. Haklı olduğunuza inanıyorsanız, elinizde delilleriniz varsa sonuna kadar hakkınızın arkasında durun. En azından mücadelenizi verin diyorum. Evet Gizemciğim ben çok teşekkür ediyorum ben teşekkür sana. Ederim. Canım arkadaşım. İyi ki geldin. Bugün çok stres yoğun. Stres attım. Evet, stres attın ama bugün de çok yoğun bir günündü. Hakikaten çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim son davetin için. Her zaman başımın üzerinde yerin var. Son anda iptal edecektin ama benden korktun. İzleyicilerime şikayet ederim diye tehdit edince seni geldin. Çok evet. teşekkür ediyorum. Ben İyi ki varsın. Ben teşekkür ederim sen de. 10 Aralık'ta Dünya İnsan Hakları Günü'nde pazartesi gününe denk geliyor tamam. inşallah. O gün eğer bir duruşman yoksa evet, bakarsın tamam. programına. Aynen. Tekrar seni o günle ilişkin konuşmak için ağırlamak isterim. İnşallah. Hadi bakalım. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.
Evet sevgili izleyicilerimiz, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün bize ne getirmişti? Bugün bize hukuk getirmişti. Yarın İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Sayın Faik Yılmaz Beyefendi bizlerle olacak ve esnaflarla ilgili sorunları getirecek gün bize. Esnaf hangi insanlar esnafsa tüm esnaflarla ilgili tüm sorunları konuşacağız. Siz de bağlanıp sizin de şikayetleriniz varsa bunları da bize söyleyebilirsiniz. Bunları da konuşabiliriz. Umut ediyorum ki gün size güzellikler getirsin, sağlık getirsin ve her zaman her gün söylediğim gibi en önemlisi huzur getirsin inşallah. Yarın aynı saatte 14.00'da siz değerli izleyicilerimizin karşısında olacağız. Hoşçakalın.